Merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizler için alt koridorda destek rolünde Fiddlesticks oynuyor olacağım. Biliyorsunuz Yama ile birlikte bufflandı. Biz de buff'ından faydalanalım. Maksimum verimi alalım. Şöyle top temizli potumuzu da alalım. Hızlıca ilerleyelim. Ben bir kaydımı kontrol edeyim. Tamamdır. Sıkıntımız yok. Şimdi sizlere söyleyeceğim bilgiler var. Birincisi, artık biliyorsunuz birimiz hepimiz için modu bitti ve bu mod bittiği için öğlenleri farklı içerikler üretmem gerekiyor. Öğlenleri de dedim ki hani hem metaya giren güçlü karakterlerle oynayalım hem farklı oyunlar oynayalım. Yani olabildiğince farklı içerikler gelecek. LoL'le alakalı olabilir, olmayabilir, LoL gelebilir, TFT gelebilir, her şey gelebilir. Hazırlıklı olun. Akşamları ama standart LoL videoları, ciddi LoL videoları gelmeye devam edecek. Onlardan yana herhangi problemimiz yok. Ama dediğim gibi öğlenleri de sıkılmayın. Sonuçta herkes evde. Zaman daha güzel geçebilsin diye. Farklı içerikler üreteceğim. Birimiz hepiniz için modunda istediğini yapamadığım arkadaşlar için de yorum olarak istediklerini söylerlerse onların da isteklerini yerine getirebiliriz. Ama tabi bunlar denenmemişler serisi için olacak şekilde olmasın. Yani troll şeyler söylemeyin, gelip de AD Aurelion soy falan filan demeyin. Mantıklı olan şeyler olsun ki onları yerine getirelim. O şekilde. Fiddle nasıl şimdi, hiç oynamadım, yeni halini, skilleri çok mu değişti demiş arkadaş. Oldukça keyifli bu arada karakter ki biliyorsunuz Yama ile birlikte E yeteneği de bufflandı. Normalde W fulleniyordu ama ben E fulleyeceğim birazcık daha rahat poklamak adına. Karşıda Lucian Braun var, sıkıntılı bir ikili. Ondan daha sıkıntılısı karşıda Jarvan pikinin olması. Jarvan bu kompu çok büyük ölçüde etkileyecek bir karakter. Bize sorun yaratabilir. Adamlar çalı kontrolünü güzel almışlar bu arada. Ama sen onları öyle yakalanırsan olmaz. Ah, onu değdiremedik. Bu arada karakterin yetenek kitinden bahsetmeyeceğim. Zaten yetenek kitini az çok herkes biliyor. Bu da öğretici bir video değil. Birazcık da hani seriye ayak uydurması için güzel bir şeyler yapalım istedim. Güzel. Dediğim gibi sıkıntılı bir ikili. Braum Lucian ikilisi. Ama doğru bir şekilde oynarsak koridorda kazanabileceğimiz bir ikili. Hata yapmayı minimuma indirmemiz lazım bu oyunda. Çünkü çok fazla hata yaptığımız anda bizi rahatça cezalandırabiliyorlar. Şu an Lucian'da yeterince pokladık. Onun da can barı azaldı. Bir de spell alırsak çok tatlı olur da Jarvan sanki bizde gibi hissediyorum. E yeteneğinin mana bedeli bu arada çok düşük. Bu sayede de sık sık kullanabiliyorum. Bu da yine işimi kolaylaştırıyor. Güzel, W'muzu da açalım. Onu tutturabilse çok tatlı olacaktı. Fear'ımı Lucian için saklayacağım. Bu adam buraya geldi. Lucian'da tutuşturuyor. Aa, iyi öldü. Jarvan'ı fear'ladım orada. İçeriye doğru EQ atamasın diye. Bizim Jhin yakalanmış bu sefer. Yapabilecek bir şey kalmadı. Mecburen orada Lucian'a odaklanmak durumunda kaldım. Çünkü her halükarda ölecektim. Şuradan kara mühürümüzü alalım. Dedim ya, bizim koridor dert değil. Aslında Jarvan bizim için çok sıkıntı diye. Nerede kara mührümüz? Sen gel bakalım. Kuvvet kitabımızı da alalım. Can iksirimizi alalım. Devam. W ile koridor aşamasında can barımı yenileyebilirim. Dert değil. O güzel. Jarvan düşmüş. Lucian da skor alamadı. Üzülecek bir şey yok aslında bu koridor. Kötü durumda değil. Farmı da geride değil bizim adam. Bir de Braum'un bu build'i normale göre daha pahalı. Sen kule altında minyon biçmek zor. Ona da gidip vurmazsın ama. Kesti bizimki. Evelynn'in 6 level olmasını bekleyeceğiz. 4 level olmasına rağmen bir tane skor çıkartmış olması bile tatlı, emin olun. Bizim işimizi çok kolaylaştırır. Güçlensin.
Frontline'ımız da var. Bu oyunda şansımız yüksek. Tabii karşıda bir kasadin faktörü olduğunu unutmayalım. E yeteneğimizi geliştirerek devam. Evelynn bu arada tek başına ejderha başladı ama. Infernal'ımız oldu. Mis gibi. Mis gibi bak, çok güzel bir senaryo bu. Artık daha da fazla rahatsız edeceğiz. 40 yetenek gücüne ulaştım bile. İlk etapta Hextech GLP alacağım. Hextech GLP sayesinde hem rakibi yavaşlatacağız, üzerimize koşmalarına engel olacağız, hem de olası bir savaş durumunda biz daha avantajlı hale geleceğiz. Garen düştü. Umuyorum geri gelir. Çalı kontrolünü yapabilirim mesela da, bu arada biz baskın yer miyiz? Kasedin 5 level daha. Şimdi çalının içerisindeyken veya rakip tarafından görülmediğinizde herhangi bir yeteneğinizde rakibe fear etkisi uygulayabildiğiniz için hoşuma gidiyor bu durum. O güzel. Garen, umarım bağlanırsın. Jarvan'ı bir orta koridor taraflarında gördüğüm gibi oldu. Tabii şimdi bizim top lane'in olmamasından faydalanıp hemen üst koridor puşlanıyor. Sıkıntı ya. Üst koridor olmadığı için Jarvan sık sık bot lane'e uğrayabilir bu arada. Farmda falan iyi üstünüz ha. Şu E yeteneğinin menziline bakar mısınız? Ya aşırı fazla bir menzili var. Çok büyük kolaylık. Şuradan Jarvan gelecek ya. Hissediyorum yani. 6 level olabilseydim totemlerimiz de tarayıcı görevi görecek ya. Bu sayede birazcık daha rahat edeceğiz. Kasadin geliyor bize. Gelmedi bu arada. İlk Garen'in bağlanması iyi oldu. Belki Garen oynar leveli düşük diye. Garen bir 6 level bak. AFK adam 6 level. Ben de 6 olamadım ha, şimdi oldu. Bu arada Lucian base'e gitmiş direkt. Sen gel. Çizmemiz de gelsin. Devam. Talonumuz çok güçlü. Jhin fena durumda değil. Farm olarak falan üstü. Tek kılıcını çıkartmayı başardı. Bunun yanı sıra benim üzerimde bir skor olması tatlı. Buram ilk etapta şövalyenin adı alıyor ki bu matchup'ta Soleri ile başlaması lazımdı. Çok rahat ederlerdi. Bu da bizim için artı. Kassadin'in geri düşmüş olması yine bizim için artı. Bakalım. O minyonlara KS atmak istemiyordum. Amacım Lucian'ı dürtmekti ama neyse. Dikkat etmesi lazım bizim Talon'un. De biz burada yakalanır mıyız? Güzel. Yetmedi, yetmedi. Neyse, bunu da keserler. Kestiniz bunu da, tertemiz. Buram ultisi orada Allah'tan fail oldu. Ben Jhin bir an düştü dedim.
Çift süpeli onu ayakta tuttu. Jin'in ölmemiş olması önemli. Biz ölebiliriz. Jin ölmesin. Şimdi şuradan şu arkadaşı alalım. %10'luk bekleme süresinin azalması gelsin. Mana sıkıntısı kalmasın ki zaten yoktu. Bu arada E yeteneğini fulledikten sonra W fulleyeceğim. Çünkü iyileştirme etkimin artması lazım. Şurada biraz önce tutuşturu yedik. Tutuşturu yemiş olmanıza rağmen düşmüyorsunuz bu arada. W son seviyeye geldiğinde çok rahat ediyorsunuz. O yüzden de istediğim şey W'yu fulleyebilmek. Bu arada bizimki de okyanus istiyor. Çok tatlı olur bu okyanus. Kendimizi bir iyileştiririz. Bunu da burada gördük. Jin öldü. Spell'i yok. Güzel. Niye yürürsün ki yani oraya? Aa, talon gelmiş, talon gelmiş. Ah be. Kötü oldu. Hadi be. Güzelsin, çok güzelsin. Tertemiz. Kasedin buradan ayrılmış. Hemen Drake'e başlayabiliriz. Güzel güzel, fena bir trade değil. Talon orada kaybettiğimize üzüldüm. Buraya kadar altını verdi maalesef. Fear'ım yok bu arada benim. Abi şaka yapıyorsun ya. Ben Fear'ımı o adama atamadım ya, ona üzülüyorum. Yalnız arkada bizim adam ölmüş. Ya da öldürdü mü, ne yaptı göremedim. Lucian gelecek. Aa, gelmedi. Ah, çok kötü gitti ya fight. Cidden çok kötü gitti ya. Şurada neyse, Allah'tan okyanus ejderi. Hani çok üzüleceğim bir ejder değil de. Yapma be. Birazcık daha uzakta kalsaydı zaten ben orada güzel poklamıştım adamı. Kötü öldü. Neyse, resetlenelim. Kara mührümüz 7 yüke ulaştı. Bu da bizim için artıdır. Ezix'ine sadece orman ve jungle farkına koridoru verdim. Şu an farmda zaten geridesin Lucian'cığım. Koridoru vermiş olman burada saçma. Ki buraya iki ormancı da gelmeden önce kendi Jarvan'ı geldi yani bot lane'e. Onu hesaba katmıyor adam hiç. Şuradan şu parçayı alalım. Devam edelim. Ya bunlar tabii psikolojik olarak ölünce insan sinirleniyor haliyle. Işın yine burada minyon dalgası kaybediyor. Bizim Jin üzerine fırtına biçeni aldı. Artık otomatik vuruşları da yavaşlatacak. Dikkat etmesi lazım Talon'un. Şuradan Braum dahil oluyor ona. Ben de dahil olursam ultimle birlikte yaratacağım etki çok fena olur. Bu arada ben buraya gelirim. Tutuştur hala duruyormuş adamın ya. Üzdü. Neyse, en azından bir tane skor çıkarttık. Jhin orada çok arkada kalmış. Şifasını kullanmak durumunda kalmış. Lucian falan onu ulti atınca. Benim Fear'ımdan etkilenmediler galiba. Fear atamadık gözüktüğümüz için sanırım. Ya Devilin kaçtım buradan. Ah, çarpı yedi. Çizmemi bitirebiliyorum bu arada ama önceliğim çizme değil, şu arkadaşı bitirmek. Devam. Kare mührüme oldu olan ya, ona üzülüyorum. Oo, biz bot kuleyi almışız neredeyse. İyi.
Bu arada Jin riskli işler yapıyor şu an. Uran otomatik kuşları biriktirmeye başladı. Onda yakalandıysan geçmiş olsun. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sakin ol. Dal buna. Atamadım. Abi çok failledim kendimi ya. Kesersiniz bunu. Güzel. Bunu da kesersiniz bu arada. Bam. Bir tane daha vur. Güzel. Helal size işte. Çizme bitti. Hemen şu arkadaşı alalım. Ejderi alacağız. Bulut ejderini mutlaka almamız lazım. Ultimizin bekleme süresi azalsın. Garen ne yapıyor? 3-0. AFK olmasına rağmen bu adam 3-0'a gelmiş. Yine kopmuş bu arada adam ya. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım, adam yine kopmuş. 3-0'sın, nasıl? Bir de kopmasına rağmen adamı kesiyor ya. Ölmeyin lütfen. Allah, ölürlerse çok sıkıntı çekeriz. Güzel. Buranda sıçra attı. Aa. Öldü Talon. Ejder öncesinde bu fight olur mu ya? Gelirim ben bu arada buraya. Buna yakalanmak kötü oldu işte. Görüş sağlık adamlar. Bak, bulut ejderi ya. Yani şu ejder varken ölmemeleri lazım. Bizimkileri savaşmamaları lazım. Verdik yine direkt. Ah. Jarvan sıçra da attı. Ah, daha erken bassın ultini. Kötü oldu o ya. Orada Jarvan skorda çok tatlı gelebilirdi yani bize. Lucian 6 kilo ulaştı. Hoş değil. Oo, bana bırakıyor bir de. Canımsın. Kötü bir yere açtım. Jin ölme lütfen. Tamam. Şimdi bunun peşinden Zhonya'ya başlıyoruz. Zhonya bizim için değerli. Zhonya'yı aldıktan sonra bizim karakter uçacak gidecek. Yani defansif açıdan rahatız. Güzel sattık hocam. 5 kişi buraya geldiler adamlar. Kaç Garen? Şeytani külliyat. %10'luk bekleme süresinin azalma da. Güzel. Bunu da keserler. Nice. 2 kişi de Garen'i kovalamaya çalışıyor. Aa, onu patlatabilseydim. Neyse, manası bitti kasetin. Bizim red'e çökmeye çalışıyorlar. Çokat'ta kaç stack var? 2. Oo, güçsüz bu Çokat. Öldü bu. Helal. Bizim mavi cinin üstüne gitmiş ya bir de. Şunu almanız yok mu diyeceğim. Süre yetmiyor. O kalacak. Kalan bütün bulut ejderlerini alsak harika olur ya. Ultim şu an 82 saniye. %41 bekleme süresinde azalmamız var. Yani benim direkt hem %45 bekleme süresinde azalmaya hem de bunun yanı sıra ultimin daha da kısalmasına ihtiyacım var. Çünkü ultinin bekleme süresi cidden çok fazla. Öl. Hadi bakalım.
Zonya parası çıkartmaya çalışıyorum şu an ufak ufak. Bir tane öldürdüm, devam ısır kaldı bir de benden. Ya nasıl öldü bizim adam ya? Buran falan da ona vurmadı bir de. Sadece Jarvan'ın hasarına nasıl düştün sen? Tank bir de bu adam. Güzel. Güzel. Zonya'nın bir bitse var ya, çok rahat edeceğim. Şu kronometreyi alalım, cebimizde dursun. Hadi bakalım. Go. Ram'ı tamamladı. Şövalyesi bitti. Zeke'ye doğru ilerliyor. Abi, bu Ram çok kolay erimeyecek. O birazcık uğraştıracak. Sakat işler yapıyorlar şu an. Öldüler. Daha iyi var. Gitmeden önce bir kişi al. Yani ne gerek var ki? Ne gerek var Garen'cim? Orada savaş bana. Gene tank olmamasına rağmen iyi hasar tankladı. Şimdi ultimi saklamak zorundayım. Ultim bu Ejder Savaşı'nda bizim için olmazsa olmaz nimet. Şöyle şuraya da tarayıcımızı atalım. Jin'in bu pite gelmesi lazım. Adamlar barona gitmezler zaten. Şuna mutlaka takımın yetişmesi gerekiyor. Jin gelirse buraya engage atacağım. Yakalanmamalı. Gitme gitme, kovalama. Arkaya teleport attı adam. Şimdi şurada satarsak Ejder direkt hediye edilmiş oluyor çünkü. Bak. Hemen şöyle Evelynn'e seriden yardımcı olayım. Satışlarda mısınız arkadaşlar? Bir tane skor çıkarttılar, o kadar. Tek yedim ya, arada kronometreme basamadım bile. Evelynn niye buradan gittin? Aa, sayıcı üstünüz, biz nasıl veriyoruz bu fightları? Çıldıracağım. Evelynn'in kaçması lazım. Talonunu keser. O talon da kesemiyor. Şurada var ya, o kadar güzel engage attım ki Evelynn niye arkadan dolaştı anlamış değilim. Şurada adamları çok güzel sıkıştırdık. Ulti attığımı da görüyor yani adam. Hah, Evelynn de öldü. Peşe çok satıyoruz. Cidden artık şakadan çıktı dedikleri gibi. Lucian oyuna döndü. Jarvan çok güçlendi. Şu an net bir şekilde oyunda. Cho'Gath zaten asırlığını bitirdi. Bir de asırlığı steklendikten sonra daha da büyük sıkıntı olacak. Orada Jarvan belki ölseydi, geri dönüp hasar vermeye şey yetmeseydi, mecali yetmeseydi, fight'ı kazanma şansımız olurdu belki bir ihtimal. Şu an var ya, tam fight atmalık yerdeyim de. Çok güzel engage attım ya. Çok bak, tertemiz engage. İstediğim şey buydu. Hepsi fear yedi. Oyun bitti. Şimdi sadece kuleyi almaları gerekiyor. Ya ben bunu yaptığımda bizim takım takip ettikten sonra
rakibin hiçbir şansı kalmaz. Minyon dalgası çok dağıldı ya. Bir tane minyonla uğraşıyor 10 tane minyon. Bitti gerçi. Of, 20 skor katkısıyla oynadık. 38 skorda 20 skor katkısı. Arkadaşlar destek rolünde Fiddlesticks de bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like yorum atarak bana iletebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.